Şimdi çok saygıdeğer abilerim. Bu dergi bizim canımızı kanımızı ortaya koyarak çıkardığımız dergi. Mecazinde değil, bizzat koydum yani. Şimdi şöyle bir gündemimiz var. Biz nerede yanlış yaptık? Bu dergi neden satmadı? Neden raflarda gereken rağbeti görmedi? Nerede başarısız olduk? Neden tutunamadık? Ama şimdi bütün iyi dergilerin kaderi bu Tarık. İyi içerik satmıyor işte. İçerik diyorsun. Evet. O zaman içeriye bakalım. Bakalım içelim, içeriye bir görelim. Bakalım ne var içeride. Bakacağız. Bakıyorum, kapağa bakıyorum şu anda. Bakıyorum ki Lütfü Yıldız. Şöyle bir. Çok değerli bir çağdaş edebiyat adamımız. Çağdaş bir şairimiz. Kapakta olmayı sonuna kadar hak ediyoruz. Estağfurullah. Evet, olan bir şey. Bir açalım, bak içine bakalım. İçine bakalım, içeri bakalım. Tamam, buyurun, buyurun. Açtım bak. Aa, burada da sen varsın. Denk geldi üstüne. Öyle diyelim. Genç okullara tavsiyeler. İnanılmaz. İkiyi hiç göstermeyeceğim ya. Tahmin edin, bilin bakalım ikinci sayfada kim var? Ama orada bak, dördüncü sayfada güzel bir röportaj vardı senin. Ne röportajı abi? Ya sen yaptın ya. Evet, röportajıma başlıyorum. Lütfen. Hazırsanız. Lütfü Yıldız kimdir ve kendisini diğer yazarlardan ayıran en önemli özellikler nelerdir lütfen? Öncelikle bu kaliteli soru için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Lütfü Yıldız, 1975'te o dönem diplomat olan babasının görevi sayesinde bulunduğu İsviçre'nin Bern kentinde Van Gogh sarısı bir sonbaharın hüzünlü bir tam vaktinde sabahın ilk ışıklarıyla dünyaya gelmiştir. O dönem akademisyen olan annesinin görevinden dolayı... Abi. Yalan mı söylüyor? Sen Antalya sergideye miydin? Doğruyu mu söylemek icap eder ya? Niye herhalde ya? Nasıl yapam? O dönem mevsimlik işçi olan annesinin görevinden dolayı bulunduğu Antalya'nın Serik ilçesinde bir kuşluk vakti tarlada yazın dünyaya gelmişim. Tabii bu ne oldu? O da mı annem yazın tarlada doğurmuş işte beni. Yazın. İsviçre ben de olunca sonbahar demiştin. Ya sevmiyorum yazın doğmayı Tarık. Kışın o dökülen lapa lapa karlar yok. Sonbaharın hüzünlü sarı yaprakları yok. Dağlarda çiçekler açmamış. Ancak kavurucu dümdüz sıcak. O kavurucu sıcaklar da. Kavurucu o güzel. Oradan kavurucu sıcaklar da. Edebi bir tını olarak. Kavurucu sıcaklarda. Abi bütün röportaj boyunca kavurucu sıcaklardan bahsetmişsin. Evet. Kendinden bahsetmemişsin. Kim neden okusun bu röportajı? Ama o yaz çok kavruk bir yazmış. Anneme böyle anlatırdı. Ya annen anlatırdı da dergi satmadı abi. Dergi hiç satmadı. Evet. Ama Tarık sen inat ettin. Adamlara sen dedin. Bakın görürsünüz ben bu dergiyi çıkartacağım dedin. Her yerine de seni koyacağım dedin. Dedin. Demedi mi dedin? Doğru. Tarık öyle dedin. Hı. Söyledin. Ya ben dedim de arkadaş biriniz de benim kolumdan tutup Tarık yanlış yapıyorsun. Böyle bir şey olmaz. Doğru değil. Bu adam derginin kapağına basılacak adam değil. Şiir kitabı bir tane satmamış bir adamı derginin kapağına basmak hangi akla hizmet? Kime ne faydası var? Bu dergiyi kim alıp okusun demediniz? Başarısız bir adamın ne işi var kapakta demediniz ki bana? Yapma. Aşk olsun Tarık. Demek ben kitapları satmayan bir şairim. Abi affedersin tabii öyle dersek hakkını tam teslim etmiş olmaz. Sen aynı zamanda dergileri de satmayan bir şairsin. Tamam. Pardon ya. Ama şu konuyu bir masaya yatırmamız lazım abi.